Aziz kardeşlerim, İslam camide Müslümana safta duracaksın, imamın arkasında duracaksın, senin yanındaki de senin topuğunun hizasında saf olacak, sağına geçeceksin, sonra soluna geçeceksin, çocuklar arka safta olacaklar diye caminin içinde imam efendi, cemaat, müezzin diye böyle bir saf düzeni kurduğu gibi, bu din otoparklarda araçları dizmeyi de getiriyorsa İslam'dır. Camide Müslümanı dizip otoparklara karışamayan din Allah'ın kaldırdığı Yahudilik dinidir. Otoparkla ilgili ayet mi var? Çok var hem de. Kırmızı ışıkta durmakla ilgili ayet mi var? Var tabi. Kıpkırmızı ışıklar var hem de. Yollarda kural koyamayan din, kıyamete kadar bütün insanlığın umudu olacak bir din olamaz. Haşa, İslam böyle bir şey değil zaten. Çünkü yol düzeni, insanlığın yol bulup dünyayı yürünür hale getirmesi, Kur'an'ımızın ifadesiyle Allah'ın nimetlerinden bir nimettir. Bütün nimetleri gibi Allah, yol nimetinin de şükrünü ister. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ İnsan olarak istifade ettiğiniz her şey Allah'tandır diyor Kur'an. Ne var elimizdeki Allah'tan değil o. Eğer yürüyerek, hayvana binerek, vasıtaya binerek, yürüyebildiğimiz yollarımız varsa, yol kullanabiliyorsak, bu Allah'ın lütfu sayesinde oldu. Kreider yapmıştı bizim yolu. Bu çocukça bir ifade. Kazmayla yap, krederle yap. İnsan yapmıyor mu? İnsanı Allah yaratmıyor mu? Mülk Allah'ın değil mi? Allah'ın mülkünde, Allah'ın arazisinde yol yapıyorsun. Bu nimeti veren Allah. Tünel kazıyorsun. Allah veriyor. Yerin altını, suyun altını yol yapıyorsun. Allah akıl veriyor, fırsat veriyor. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ O zaman tarladaki karpuzu Allah yetiştiriyor. O karpuz yiyince elhamdülillah diyelim. Yolları, karayolları genel müdürlüğü yaptığı için elhamdülillah demeyelim, karayollarına çelenk gönderelim o zaman. Hangi nimet, insan olarak bizi rahatlatan, huzur veren hangi nimet Allah'tan değildir? وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Ne varsa Allah'tan, yolu da, havası da, civası da Allah'tan diye düşünüyoruz. Eğer karayollarını kullanmak, hava yolunu kullanmak, deniz yolunu kullanmak Allah'ın nimetlerinden bir nimetse, bu nimeti değerlendirmek de, şükrünü yapmak da mümince olmalı ki Allah camide gözyaşı akıtıyor, yolda da başkasının gözünün yaşını akıtıyor türünden şizofrenik Müslüman icat etmiş olmayalım.